Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Tarihten gelen programına hoş geldiniz. Bu haftada çok değerli, çok özel bir konukla birlikte önemli bir konuyu masa yatıracağız. Geçmişimizden bugüne ülkemizdeki eğitim sistemini konuşacağız. Eğitimde yaşanan değişiklikleri konuşacağız, aksaklıkları konuşacağız. Osmanlı'nın son döneminden başlayacağız günümüze kadar. Türk eğitim sisteminin Türkiye'deki siyasi hareketlenmeler eksenindeki değişimlerini değerlendireceğiz. Ve bu programımıza özel çok değerli bir konuğumla e, birlikteyim. Profesör Doktor, değerli eğitimcimiz Profesör Doktor Sayın e, Dilek Gözütok hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok güzel sizi ağırlamak programımızda. Teşekkür ederim. E, tabii eğitim süreci bu bu sene 2018-2019 eğitim öğretim yılı sona erdi. Çocuklarımıza da e, güzel bir yaz tatili diliyoruz. Öyle başlayalım isterseniz. Bu şimdi karne süreci, heyecanlı bir süreç. Hı hı. Bir yaz tatili süreci. Neler söylemek lazım çocuklara yaz tatili için? Öneriler ne olabilir sizce? bol bol okusunlar, evet, gözlemler yapsınlar, sorular sorsunlar, sordukları soruları e, soruların cevaplarını arasınlar e, ve dinlensinler, spor yapsınlar, bir sanat dalı becerebilirlerse ...çevrelerinde varsa e, yani bir sas çalsın, şarkı söylesin, piyano yani imkanları neye uygunsa bir sanat dalıyla ilgilensinler. Bu üç ayı e, ...verimli verimli bir biçimde değerlendirmelerini evet. dilerim. Bir taraftan tatille birlikte bunları evet. yapmak mümkün değil mi? Umarım. Umarım başarılı bir yaz tatili geçirsinler. Donanımlarına bir şeyler katsınlar. Mutlaka düzenli olarak okusunlar. Çünkü okumadan asla çağın insanı olma şansları yok. Bunu bilsinler. Kesinlikle Dilek Hocam çok evet. haklısınız. Dilek Hocamızın bu önerilerini de dikkate almalarını bekliyoruz çocuklarımızın ve velilerimizin ve bir kez daha herkese bütün öğrencilerimize güzel bir yaz tatili diliyoruz. Bugün de tarihten gelen programımızı hocamızla birlikte Türkiye'deki eğitim sisteminin yaşamış olduğu süreçleri ve bugüne nasıl geldiğini, bugün hangi eksiklerin olduğunu, hangi adımlar atılması gerektiğini konuşacağız. Sohbetimize başlayalım değerli hocam. İsterseniz ilk olarak bir Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'te neler miras kaldı bunu bir değerlendirin ardından Cumhuriyet dönemini konuşmaya başlayalım. Tarihten gelen programına da böyle bir şey yakışır evet. ama bir cümle söyleyerek Buyurunuz diyeceğim efendim. sınava girecek çocuklara da başarılar ha, diliyorum. Başarılar sınava girecek duyuyoruz. gençlerimize de başarılar diliyorum umarım e, diledikleri yerlere yerleşirler. Kesinlikle. Şimdi Efendim sorunuza dayalı olarak Buyurun. başlayalım tarihten gelen programına Osmanlı'nın son dönemlerinden başlayalım Osmanlı İmparatorluğu bildiğiniz gibi tek elden yönetilen bir yönetim genellikle tek elden yönetilen ülkelerde halkın eğitimi problem değildir. Halkın eğitimini ile ilgilenmez tek elden yönetimler çünkü zaten eğitilmiş insan istemez tek elden yönetim. Ee, öyle olunca da Osmanlı'da eğitim nasıldı bakalım. Ee, 18. yüzyılın son çeyreğine kadar neler var? Sıbyan mektepleri var, küçük çocukların gittiği daha çok dini eğitim aldıkları medreseler var, askeri eğitim var şimdi tek elden yönetimde eğitim daha çok askerleri eğitmek üzere ayrıca sarayda ileride çalışacak insanları yetiştirecek saray eğitimi var. ...harem eğitimi var Osmanlı'da... ...enderun mektepleri var... ...ama bunlar halkın eğitimi anlamında... ...kurumlar değil... Mesleki eğitim daha çok loncalara ve ahilere devredilmiş. Usta çırak yöntemiyle içinde çok hoş gelenekleri olan, gerçekten sanatkar yetiştiren bir mesleki eğitim var. Ama üst yönetim bunlarla çok ilgilenmez. Bazı kurallar koymada belki ya da yargılamada belki. Dini eğitim daha çok tekke ve zaviyelerin elinde. Ee, gayrimüslimlerin eğitimi var. Gayrimüslimlerin ve birçok ülkenin e, ya da azınlıkların okulları var Osmanlı döneminde. Evet. Bunlar o kadar çok ki Osmanlı son dönemlerinde kendisi de bunu alternatif olarak Anadolu liseleri diye, Anadolu okulları diye okullar açıp kendi yurttaşına da yabancı dil bilen düzeye getirmeye çalışmış. Anadolu okulları ya da şimdiki adını Anadolu liseleri dedikleri okullar zaten o yılların Anadolu okullarının uzantısı. Yani çeşitli yabancı okulların, misyoner okullarının bir alternatifi olarak Osmanlı'nın kurduğu okullar. 18. yüzyılın sonlarına doğru bu müderris atamalarında, müderris biliyorsunuz hocası demek. Evet. Bazı usulsüzlükler ortaya çıkıyor. Ama ordu yenilmeye başlayınca askeri eğitimde iyileştirmeler yapma ihtiyacı duyuyor. Yavaş yavaş yenildiğimiz için. işte rüştüyeler açıyor. Yabancı dil ee, okutan, e, öğreten e, insanlar, öğrenen insanlar yetiştiriyor. Yurt dışına öğrenci göndermeler başlıyor 18. yüzyılın sonlarına doğru. Teknik eleman getirmeler. Hmm, yani yavaş yavaş. süreci değil mi hocam? Evet. 1800'lü yılların başı 18. yüzyılın sonu. E, 18. Yüzyılın, yüzyılın sonu. 19. yüzyılın başı. Yani böyle şeyler böyle tak diye Kesilip gitmiyor. Peyderpey yavaş yavaş iyileştirmeler başlıyor. Bu arada matbaa icat oluyor. Matbaanın gelişi ama 1726, evet. 300 sene sonra Osmanlı'ya matbaa geliyor. Bu akış içinde yavaş yavaş batıdaki sanayileşme, batıdaki gelişim Osmanlı'da da Tanzimatı doğurmaya doğru, tanzimata doğru adım atılmasına neden oluyor ve 1839'da Tanzimat Fermanı artık okunuyor. Derken eğitim artık yavaş yavaş devletin eline geçiyor. Muvakkat bir marif vekaleti daha sonra bu genelleştirilebiliyor. Taşra'da çeşitli rüştiyeler açılıyor. Yavaş yavaş e, tanzimat fermanı aslında Osmanlı'nın anayasasıdır. E, azınlıklara bazı eşitlikler sağlanıyor. E, çok sayıda yabancı okul açılıyor. E, bu İslahat fermanı yayınlanıyor 1856'da. Çeşitli... Okullar açılıyor, ormancılık gibi, mülkiye gibi, sanayi okulları gibi, mesleki okullar açıldığını ve gelişmenin olduğunu görüyoruz. Yine tekrar ediyorum, bu bir anayasallaşmanın başlangıcıdır. Evet. Ee, 1839 üzerinden ne kadar yıl geçti? 180 sene sonra biz bugünün e, anayasamız var ama bir tür anayasasızlaşmış. Gibi bir görüntü görüyoruz. Şimdi isterseniz e, Cumhuriyet dönemine geçelim. Ee, Osmanlı'nın son dönemi birinci ve ikinci meşru diyet, diyet. süreçlerinden e, ekleyeceğimiz bir takım yenilenmeler söz konusu mu hocam? müthiş yenileşmeler var yurt bir dışıyla batıdan ciddi bir etkilenme söz konusu olduğu çünkü ki, öyle biliyorum tabii o ki yurt dışına okumaya insanlar gönderiliyor daha çok Fransa ile bağlantı var yurt dışına okuyup yurt dışında okuyup gelenler işte sanat okuyanlar edebiyat okuyanlar e, teknik alanlarda okuyanlar ...geldiğinde bunu getiriyor. Mesela askeri okulların açıldığını Kesinlikle. görüyoruz. Onun için sormak istedim değerli hocam. Şimdi Mustafa Kemallerin, Enverlerin, Ali Fuatların o yetişmiş olduğu... Hı. ...o 1890'larda yetişen mezun olan bir kuşak var. Hı -hı. Altın bir kuşak. Hı -hı. O kuşan yetiştiği eğitim sistemi kimin eseri? O yıllarda artık Osmanlı mühendis okulları açması gerektiğini düşünüyor... Ee, çeşitli mühendis okullar açıyor. Mesela mühendisane-i bahri dediği daha çok denizcilikle ilgili. Mühendisane-i berri dediği sarayda çalışacak ya da orduda çalışacak insanlar. İşte Mustafa Kemal'in yetiştiği e, ya da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yetiştiği e, ordunun eğitildiği okullar. ilk denizcilik okulları. Ee, şimdi bunu bahsederken merhum Hasan Ali Koçar hocamız vardı eğitim evet. tarihi hocamız. Allah rahmet. Işıklar ıı, içinde yatsın. Ee, bunu anlatırken derdi ki mühendisaneyi Bahri Humayuna açtı ama alttan gelen öğrenci matematik bilmiyordu diye de doğru matematik öğretilmemişti. idadi de öğretilmemişti. Gelen kişiler dışarıdan insan getirdi ama yabancı dil bilmiyordu. Ardalan'ı uygun değildi. Kolay bir şey değildir reform hareketi yapmak ama çok güçlü reformlardır bunlar. Askeri okulların açılması. Askeri tıp o dönemde açılıyor. Bugün GATA'ları e, askeri tıp fakülteleri bugün uzantısı GATA idi kapattığımız kapatılan GATA'lar ta o yıllarda askeri tıp o yıllarda açılmıştı. Yani e, tanzimatla birlikte e, bu iyileşme hareketleri aslında cumhuriyetle temeli yeniden atılacak olanın bir başlangıcıydı muhteşem şeyler yapılmıştır ama tabii merkezde yapılmıştır. Cumhuriyetin farkı bunu yani cumhuriyetle yapılan reformların farkı bunu en uçtaki vatandaşa, en uçtaki insana kadar ulaştırma ve dolayısıyla insanını yurttaş yapma çabasıdır. Osmanlı'da evet. böyle bir yurttaş yapma çabası Öyleyse, yoktur. Öyleyse Cumhuriyet dönemine geçiş yapabiliriz. Geçebiliriz. Bu şekilde Senin. sorayım izninizle. Baktığımız zaman 1908'de devrimi gerçekleştiren Jön Türkler, İttihatçılar aslında 1923'te Cumhuriyeti kuran kadroların da bir nevi öncüleri diyebiliriz. Evet. Fikirsel anlamda bunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Doğru. E, baktığımız zaman o eğitim vizyonunun bir nevi o süreçten cumhuriyete aktarıldığını söyleyebilir miyiz? Tabii ki işte Namık Kemaller, Ziya Gökalpler o dönemde e, yetişen e, yazarlar, şairler, vatan şairleri Atatürk'ün hocalarıdır on. Daha doğrusu şöyle hocaları örnek aldığı model aldı e, ve fikirlerini uygulamaya çalıştığı donanımlı aydın kesimdir. böyle söyleyebiliriz. Evet efendim. 1920'de meclis kuruluyor, 1921'de henüz savaş devam ederken Marif Kongresini kuruyor, oluşturuyor Mustafa Kemal ve arkadaşları ve Mustafa Kemal Marif Kongresine ordudan savaşı bırakarak gelip katılıyor. Ee, 1921 Marif Kongresi bir dönüm noktasıdır ve çok önemlidir. O kongreye çok sayıda ...kadın öğretmen, erkek öğretmen... E, ...birlikte katılıyor ve... Atatürk... ...hatta ayrı ayrı oturdukları için... ...kızıyor değil mi Atatürk? Evet, o, o erkeklere olur. diyor ki... ...kendinize mi güvenemiyorsunuz... ...ya da işte kadınlara mı güvenmiyorsunuz... ...neden böyle... Sizin A kendinize mi güveniniz yok yoksa... ...Türk kadınının felasetine mi güveniniz yok? Çok evet. güzel, teşekkür ederim. Evet. E, ve öğretmenlere... ...bütün sorumluluğu verdiği... ...eğitimin ne kadar... ...önemli olduğunu vurguladığı... ...bir kongredir bu... ...bir tür... ...gelecekte yapılacak eğitimin... ...ilk imzasının atılmasıdır... ...diyebiliriz... ...ardından... ...bu 1921 idi... ...işte Cumhuriyet ilan ediliyor... 1924 çok önemli bir tarih. 3 Mart 1924 Hain gönderiyorlar. Öğret, evet, öğretim birliği artık böyle bir tarafta din eğitimi yapan, bir tarafta misyoner okulları, bir tarafta devletin açmaya çalıştığı üç kollu eğitimi tamamını marifin çatısı altında ve devletin eli altına alarak eğitim açısından Öğretimin birliği e, yasası çok önemli. O 1924'te üç yasa biri de sizin söylediğiniz gibi hilafetin kaldırılması diğeri de efkaf ve şeriye ve, vekaletinin kaldırılması yasaları. Bu üç yasa 3 Mart'ta e, Cumhuriyet eğitiminin ve Cumhuriyet yönetiminin çok temel yasaları diyebiliriz. Bunlara dayalı olarak neler başlıyor? İşte millet mektepleri başlıyor, halk evleri başlıyor. Daha 1939'da köylere köy kadınlarını eğitmek üzere köy eğitmenlere yetiştiriliyor. Temel felsefesi şudur. En ücra köşedeki okuma yazma bilmeyen, hayatı bilmeyen insanları eğitmek. Neden? Çünkü Mustafa Kemal e, bu ülkenin yönetimi için e, demokrasiyi tasarlamış. Şunu biliyor ki demokrasi dediğimiz yönetim biçimi ancak eğitilmiş insanlarla hayata geçirilebilir. Eğitilmemiş insanların olduğu yerde demokrasi yaşamaz. Kör topal gider gördüğümüz gibi birçok ülkede biz kendi ülkemizde gözlem yaptığımızda da bunu görüyoruz. Eğitilmiş insanlar ancak demokrasiyi yaşatabilirler. Bu bilgiden, bu felsefeden hareketle bütün insanları yurttaş olarak eğitme hedefine dönük eğitim kalkınmaları başlıyor. İşte millet mektepleri, halk evleri, bu Küçük kurslar, okuma yazma kursları, bir seferberlik başlıyor evet. ve halk buna zaten büyük bir kurtuluş savaşından çıkmış, zaten sayısı çok az kalmış, ee, okur yazarlık oranı o zaman evet eski harflerle okuyorlar ama yüzde üç falan. Evet. Onu sormak istiyorum dilek hocam, öyle bir iddia var çünkü. Bu yeni harflerin gelmesiyle eski harflerin kaldırılmasıyla bir travma söz konusu oldu. halk cahilleşti şeklinde. Bunun gerçekliği var mı? Bu iddianın? Böyle bir şey yok. Neden yok? Bir kere yeni harfler gelmeden 1928 ya da 26 yanılmış olabilirim. Ee, yeni harfler 28, 28. galiba evet. kabul edilmeden önce zaten Tanzimat döneminde bu harfler kullanılıyor. çeşitli harf denemeleri yapılmış, ee, başka harfler de denenmiş. Sonunda neredeyse şimdiki harflerimize yakın harfler gazeteler iki sütun halinde çıkıyor zaten. Yani okuma eski harfleri bilenler iyi kötü yeni harfleri de biliyor. O zaman Ta e, konuşmanın başında dediğim gibi Osmanlı'nın halkın eğitilmek gibi bir derdi olmadığı için insanlar eğitildi eğitilmedi e, umursamadığı için e, Kur'an kurslarına gidiyorlar. Eski Zaten harflere toplumda bir eğitim e, seviyesi derdi yok. yok derdi Böyle bir yok. şey yok. Yüzde böyle bir travma da oluşmuyor dolayısıyla. Böyle bir şey yok. Yüzde %3 ya da %5 diye istatistikler veriyor. Aslında istatistiklerin de ne kadar doğru olduğu tartışılır. Çünkü e, doğru dürüst bir nüfus sayımı yok. Sayıldığında da kadınlar sayılmıyor Osmanlı'da. Peki hocam, e, müsaadenizle ee, gelelim e, Türk köylüsünün kaderini değiştiren çok büyük bir devrim e, köy enstitülerine e, bu enstitüler nasıl kuruldu ve nasıl e, kapanmak durumunda kaldı, nasıl kapatıldı bunu ben dinlemek istiyorum sizden teşekkür ederim şimdi e, Ali yaz Bey e, köy enstitüleri Fikri Biraz önceden beri konuştuğumuz ülkenin en ücra köşesindeki insanı bile eğitme amacına hizmet eden bir araçtır. Köy enstitüleri kurulmadan önce üç tane muallim mektebi kuruluyor, öğretmen okulu kuruluyor. Bir tür denemesi gibi yapılıyor, başarılı olduğu görülüyor ve sonra... 21 Köy Enstitüsü Peyderpey e, açılıyor. Temel felsefesi gerçekten düşünen, e, yorumlayan, üreten, e, elinden her şeyi gelen, marangozluk bilen, e, onarım bilen edebiyat bilen mutlaka bir enstrüman çalan hem kadın hem erkek bir arada işte tiyatro yapan insanlar yani çağdaş insan yetiştirmek olan köy enstitüleri kurulmaya başlıyor. 1940'a kadar ancak hazırlıkları, deneme uygulamaları bina yok, dağların başında kuruluyor. Çocuklar bunun yapılışında e, hizmet veriyorlar. eee Şimdi tabii devrimler olduğunda e, bu belki dünyanın her yerinde de öyledir de, okuduğumuz zaman devrim tarihini görüyoruz mutlaka karşı devrimciler de vardır yani yapılan her devrimin e, bazılarının menfaatine dokunduğunu görüyoruz ve menfaatine dokunan insanlar e, karşı devrimci oluyor bu da özellikle ee, o dini eğitim yapan e, işte cemaatler ve benzeri e, ya da köy ağlarının menfaatine dokunduğu için devrime karşı çıkıyorlar. Nerelerden karşı çıkıyor? Vay efendim kadınlarla erkekleri bir araya alıyorsun. Burada yanlış şeyler yapılıyor. O dönemde yavaş yavaş bir komünizm propagandası ithamı da galiba söz evet, konusu değil mi? Evet. Bu 40'lardan sonra, kurulduktan sonra e, hatta 46'lara kadar e, Amerika bakıyor ki Türkiye bir silkeleniyor. Burada komünizme de kayabilir diye belki korkuyor. Bilemiyorum. E, gerçi de, Türk devriminin amacı komünist insan yetiştirmek değil, demokrat insan yetiştirmek ama... E, itiraz edene halk arasında vardır. Komünist misin derler bir de böyle bir şeye e, itiraz. Komünist mi olacak filan halk arasında böyle bir şey var. E, ardındaki yıllarda zaten komünizmi önleme cemiyetleri filan kurduruluyor Amerika tarafından. Yani çok kollu saldırıya uğruyor köy enstitüleri. Bir yandan köy ağları. Ben artık maraba bulamayacağım. Bu yarın beni beğenmeyecek. Benim e, söylediğim saçma sapan şeylere iyi, demiyor tabii saçma sapan diye de itiraz edecek diye evet. e, ardından tabii bir de toprak reformu söylemleri var. Tabii ki insanlar. toprak reformu söylemleri var eyvah benim mesela bir adamın beş tane köyü var benim dedim beş tane köyü varmış. Suriye sınırında kalmış. Şimdi yok öyle bir köyümüz de. Bir adamın beş tane köyü olabilir mi? Nereden olur? Yani çalıştı mı kazandı? Elimden gidecek korkusuyla bir yandan köy ağlara, bir yandan din sömürücülere. Çünkü artık düşünen insan, konuşan insan, sorgulayan insan yetişmeye başlıyor. Böyle bir saldırıya uğruyor. Ama daha çok da Amerika'nın kışkırtmasıyla. Kaç senesinde kapanıyor hocam? 46'da galiba. Demokrat Parti. Demokrat Parti'nin mı? o yıllarda 46'a açılıyor. 27 Mayıs 1960 sonrası tekrar açılımı niye hiç değerlendirilmiyor? Bu konu hakkında bilginiz ne, var mı? Niye değerlendirilmiyor bilmiyorum ama e, hep bir model olarak kalmıştır. 27 Mayıs'tan sonra yani 61 Anayasası'ndan sonra yeniden eğitimde bir atılım başlamıştır. Evet. E, biraz şeyden söz edelim. E, yavaş yavaş hani, da günümüze doğru gelmemiz tamam. gerekiyor hocam. Olur. Bu köy ağları filan derken Demokrat Parti zaten ağların kurduğu bir evet. parti idi de Böylece köy entişilerini e, çok da sıcak bakmazlar. Hatta diyorsunuz. galiba İsmet İnönü'ye kapattırma yoluna gittiler çünkü parti içinden de itiraz edenler çıkıyormuş. Gelelim e, 60 ihtilalinden sonraki e, hareketlenmeye. 60'tan sonra eğitim alanında 61 Anayasasından sonra ciddi atılımlar var. Yeni programlar var. Ee, yeni eğitim reformları var. Yeni eğitim yasaları var. Bayağı bir atılım var ama sonra 71 e, onun arkasından Muhtırası darbesi. E, muhtırası onun arkasından 12 Eylül, Eylül e, ülkeyi yönetenler eğitimi filan bakamadılar. Ama şu önemli 1973'te temel eğitim yasası çıkarılmıştır. Halen yürürlüktedir. Her ne kadar ee, birçok maddesini e, kabul edildiği günden itibaren çiğniyor olsak da e, Temel Eğitim Yasası mesela 8 yıllık zorunlu eğitimi eee 1973'te kabul etmiştir. Uygulaması da 1997'ye yani 25 sene sonra uygulanabilmiştir. Peki uygulanmış da ne olmuş? eee şey üzerinde durayım, 82 Anayasası eğitimde çok önemlidir. Din dersini anayasaya, zorunlu din dersine koyan bir dönüşümdür. Zaten 80 darbesiyle birlikte Türkiye yeşil kuşağın içine alınıp elinde Kur'an sallayan bir cumhurbaşkanıyla Karşılaştık 80'lerden sonra 80, darbesinin iki arkası eğitim sürecinin bir sonucu olarak değerlendiriyorsunuz Evet, 80 gibi. darbesinin arkası olarak zaten bunu yapmak üzere geldiler 83'te kurulan e, hükümetler e, Turgut Özal hükümetleri yani, onun, onun şeyleri. Milli Eğitim Bakanları, Türk İslam sentezi kurmaya çalışmalar. Yani o zamanlardan ciddi bir biçimde dinselleşme, Osmanlılaşma gibi programlar yapıldı bir gün daha uzun vaktimiz olduğunda öğretmenlerin nasıl odalara kapatılıp kitaplar yazdırıldığı neler yapıldığını da tabii, daha ayrıntılı tabii. Çok konuşuruz. Çok daha uzun uzadıya konuşulması konuşuruz. gereken konular. Rica ediyorum yönetmen arkadaşımdan kaç dakikam kaldığını bana bildirirse ona göre programımızın son bölümünü ben de kurgulayayım kafamda. Evet değerli hocam. Şimdi tabii o sürece değinmişken eee Türkiye'de, Türkiye'nin bütün kurumlarına o dönemden itibaren yerleşmeye başlayan bir terör örgütünün varlığını biliyoruz. Hı hı. Bu kuşkusuz eğitim sistemimize de çok hı hı. ciddi şekilde e, etkilemiş hı hı. durumda. Ve o dönemde başlıyor bu. Evet. O, okulların açılma süreçleri, e, Türkiye çapında eğitim içerisine yerleşme süreçleri. Bunun etkisi nasıl oluyor Türkiye eğitim sistemine ve 28 Şubat bunu engelleyebiliyor mu? Bunu sormak istiyorum. 28 Şubat bunu engelledi diyemeyeceğim. Ee, bir şey yaptı ama 28 Şubat e, böyle bir şeyi i̇şte engelledi. zorunlu eğitim mi getirdi? O 97'de. 97'de e, 8 yıllık zorunlu eğitimi getirdi. O muhteşem bir şeydi. Müthiş bir okullaşma oranı arttı. Kız çocuklarının okula 8 yıllık okula ondan önce 5 yıldı o yıllarda zorunlu eğitimi 5 yılla sınırlı olan son 12 ülkeden biriydik biz. Benim, Suriye bile bizden daha iyi durumdaydı 6 yıl idi. Bu 8 yıl oluşu bir hafif bir ferahlama getirdi. Ne zamana kadar? 2002'ye kadar. 2002'de AKP iktidarı geldi. AKP iktidarıyla birlikte eğitimde dinselleşme ilk 5-6 yıl sanki dinselleşme yokmuş gibi bir görüntü verdi. İşte Avrupa Birliği'ne gireceğiz de şunu da yapacağız. Böyle bir halkın güvenini alan bir e, yapıyla geldi. Ama e, ince ince eğitimi dinselleştirmeye ya da ülkeyi eğitimsizleştirmeye doğru çabaları vardı. Şöyle tane tane sıralayacak olursak. Mesela 2002'de iktidara geldi. 2004'te çıkardığı bir yasayla daha önce var olan çocuğunu özellikle kız çocuklarını okula yollamıyorlar, kız çocuğunu okula göndermeyen veliye hapis cezası vardı. Aslında e, Türkiye tarihinde hiç kimse hapse girmemiştir çünkü benim yurttaşım devletten de korkar, çocuğunu götürür okula verir. Yani kimse hapsedilmedi. Buna rağmen hapis cezası caydırıcıydı yani. Evet. Kaldırınca insanlar kızlarını okula göndermemeye başladılar. Çünkü hapis cezası kaldırıldı. İşte 15 lira ceza gibi komik uygulamalar başladı. Ardından ne yaptı? Köy okullarını kapattı. Köyde okul çok önemlidir. Çünkü köyde bir öğretmen vardır. Köydeki öğretmen demek e, aydınlıktır, medeniyettir, duruştur, giyimdir, kuşamdır, e, insanlara e, aklı selim öğretmektir. Köyde bir imam vardır, bir de öğretmen vardır. Köyden öğretmeni çekti, köyü imama teslim etti. Taşımalı eğitim diye bir şey çıkardı. Taşımalı eğitimin ardından da, ee, tabii bu çocuk taşınınca ya da yatılı yibolar yatılı okullara gidecekse kalacak yurtları cemaatlerin eline teslim etti. Yani bunlar yavaş yavaş biraz bir yerde biraz bir yerde o cemaat bu cemaat FETÖ Ensar evet. derken hep e, birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz aslında. İnce ince çalıştılar ve böyle gitti. Ardından 2005 programı diye bir e, program yapıldı. Bu 2005 programında dinsel ögeler yoktu. Daha çok küreselleşmenin programıydı bu. E, vatan yok içinde, millet yok, Türk yok, Atatürk yok. Böyle bir program yaptılar. Şimdiki e, bakanımız o zaman Talim Terbiye Kurulu Başkanı'ydı. 2005 programı onların eseridir deneme uygulaması yapmadan ihtiyaç analizi yapmadan bir yerlerden kötü kötü çevirerek programlar aldılar. Yine de şimdiki programdan iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani onun içine ulusal değerleri falan koyarsanız hiç olmazsa bir yerden bir programdan alınmıştı. 2005 programı da bu ülkeyi silkelemiştir. Ardından geldik 2012'ye. Tarih gibi oldum bunların hepsini ben yaşadım. 2012 4 artı 4 artı 4'ün yani Türk Milli Eğitim Sistemi'nin içine bomba atıldığının tarihidir. Ne demek 4 artı 4? Bir kere çocuğu 5 yaşında okula götürdüler. 60 aylık çocuğu hem de zorunlu olarak göndermezsen e, yeteneksizdir raporu a, ya da deli raporu ya da geri zekalı raporu vermek gibi. 5, 6, 7, 8 yaşındaki çocuğu ilk 4 sınıfı okutup 8 yaşından sonra ayrılabilirsin dedi. Onu Kur'an kurslarına verebilirsin dedi. Öbür 4'e gitmese de olur dedi. Adına zorunlu eğitim dedi ama. O 4 artı 4 döneminin kitaplarını Türk eğitim tarihi yazacak akıl almaz saçma sapan kitaplarla insanların kafasını alt üst eden çalışmalarla ve halen bu 4 artı 4 denen komedi komedi demeyeyim komedinin içinde bir e, keyif vardır bir güzellik vardır gülünç, e, trajedi gülünç demek daha doğru trajedi halen yaşanıyor ardından okulları dönüştürdüler ...mahalledeki okulu dönüştürdü... ...İmam Hatip yaptı. İmam Hatip ortaokulu olan... ...tek meslek okulu İmam Hatip ortaokulu. Meslek liselerinin ortaokulu yok. Bu bile... ...bu... E, ...ülkeyi yönetenlerin... ...ne yapmak istediklerinin... ...ölçütüdür. Okullar İmam Hatip'e dönüştürüldü. E, nitelikli adı duyulmuş... ...okullar, proje okulu diye darmadağın edildi. Yani Türk eğitim sistemine her gün bir yerlerden bomba atıldı. Ve bunların hiçbiri ne eğitimin niteliğine ne öğretmenin niteliğine hiçbir katkı getirmedi. Sürekli imam hatipler Arttırıldı, şimdiki Cumhurbaşkanı'nın oğlu İmam Hatip Müdürü gibi okulları dolaştı, Milli Eğitim Müdürü gibi, TC kaldırıldı, andımız kaldırıldı. Şu ülkenin yaşadığı, şu Cumhuriyet'in bir tahribat. yaşadığı tahribatlara bakar mısınız? Yani ben saymakla bitiremiyorum. Her bakan, her gelen bakan reform yapıyorum dedi... Her gelen bir darbe vurdu ve gitti. Her gelen biraz daha dinselleştirdi, biraz daha bilim dışılaştırdı, evrim kuramını kaldırdılar. Üniversiteler çok ciddi bir darbe aldı. Üniversiteler artık tek elden yönetime geldi. Onların ne bilimsel ne akademik özellikleri kalmadı. Hatta rektörler ensar vakıflarında bağdaş kurmaya Gittiler İnternette hep fotoğrafı olan rektörler var ne yazık ki. Yani bir düşünün Ensar Vakfı ve bir tıp profesörü rektörün Ensar Vakfı'nda bağdaş kurup oturduğunu ülkenin manzarası ortaya çıkıyor. Öğretmen eğitimi e, hocası olmayan yerlere eğitim fakülteleri kuruldu. Çok sayıda öğretmen yetiştirildi. Ayrıca öğretmen olarak yetişmeyenlere öğretmenlik sertifikasıyla ellerine bir belge verildi. Kimi devam aldı, kimi almadı, kimi eğitim gördü, kimi görmedi. Ellerine sertifika verildi. Bugün neredeyse 500 bine yakın e, genç kendini öğretmen olarak niteleyen, kimi iyi yetişmiş, kimi iyi yetişmemiş öğretmenler atama, atama bekliyor ve intihar evet. ediyor. Değerli hocam, tabii anlatacak çok konu var, farkındayım. Ve ben sizin yetkinliğinizi, doluğunuzu da görüyorum. Son bölümüne girdik programımızın. Kaç dakikada toparlayayım? Yani arzu ederseniz artık son birkaç dakikalık bir toparlama yapalım. Tamam. Bu bir toparlama da birazcık daha umut vermeye çalışalım. Peki. E, yapılan hatalardan ziyade, bundan sonra ne yapılması gerekiyor şeklinde bir toparlamayla programımızı bitirelim. Efendim. Peki. Peki. Eee... Birkaç cümle söyleyip geçeyim. Buyurunuz mesela daha. vakıfların etkisi çok büyük bir darbedir. Ee, bu 23 vizyonu dedikleri şeyler akıl alır şeyler değil. Eee Harezmi programları, lise programını alt üst etmeler gibi çok sayıda mesela okul öncesinden din eğitimi böyle başlık başlık söyleyip geçip ne yapmalı diye. Madem evet. toparla dediniz toparlayayım. Şimdi efendim ee, bir problemi bu hale getirenin bunu çözme şansı yoktur. Bunu bu insanlar çözemez. Çünkü bu insanların hedefi belli. Dininin, kininin, davanın sahibi insan yetiştireceğim diye geldi. Özel bir davamız var diye geldi. Ve bu dava bizim davamız değil. Bizim davamız cumhuriyetin davası, Bizim davamız çağdaşlığın davası. Ee, şuna inanıyorum. Bütün bu rezilliklere rağmen bu ülkenin, cumhuriyetin yetiştirdiği muhteşem insanlar var. Bunlar yaşlılar değil. Yaşlılar ve gençler. Yaşlılar, orta yaşlılar, her yaştan gençler. Pırlanta gibi insanlarımız var. Bakmayın bir kısmı şimdi yurt dışına gitti ama... Bugün bir seferberlik ilan etsek onların hepsi hiçbir şey talep etmeden koşup geleceklerdir. Yeter ki bu ülkede onlara ihtiyaç olduğunu söyleyelim. Var olanlar da biz cumhuriyeti nasıl kurduysak, Atatürk cumhuriyet değerlerini nasıl kurduysa biz bunu yeniden kurarız. Kuracağız da Bakınız son 17 yılda darbe üstüne darbe atıldı. Atatürk'e hakaretler, TC kalkmalar, Türk'üm doğruyum kalkmalar. Baş edemediler. Edemeyecekler. Bu ülkede cumhuriyetin mayası tutmuştur. Hepimiz bu ülkenin kurtuluşu için canı gönülden gayret edeceğiz ve eğitim sistemini yeniden kuracağız. Yeniden bilimsel ve çağdaş eğitime ulaşacağız. Ben bundan eminim. Çok güzel, çok değerli mesajlarla e, bitiriyoruz. Ve bu, bu topraklarda Atatürk'e, Cumhuriyet devrimine karşı çıkarak da hiçbir kazanım elde edilemeyeceğini e, görmüş, öğrenmiş olsalar gerek diye düşünüyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiniz. Çok onur duydum. Teşekkür çok keyif ederim. aldım. İzleyicilerimizin de çok faydalandıklarına, dikkatle, ilgiyle izlediklerine ben inanıyorum. Çok sağ olun efendim. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Ali Yaz Bey. Değerli izleyicilerimiz, tarihten gelen programının bu hafta sonuna geliyoruz. Direk hocamızla eğitim sistemimizin geçmişten bugüne gelişimini konuştuk, değerlendirdik, ele aldık. Önümüzdeki hafta Yeni bir konuyla, yeni konuklarımızla, huzurlarınızda olacağız. Görüşmek üzere iyi haftalar diliyorum.